Buongiorno, buona giornata, buona sera, buona notte. Peder, kapıyı biraz açık bıraksana çıkarken. El Fotterano sinemada bugün Netflix'te vizyona giren The Irishman filmini konuşacağız. Büyük usta Martin Scorsese'ın son filmi. Başrollerde Robert De Niro, Joe Pesci ve Al Pacino'nun oynadığı film bugün Türkiye'mize geldi. Ve biz de bu uzun ve güzel filmi izledik. Robert De Niro her zaman bildiğiniz gibi sakin, karizmatik, yeri gelince çok sert bir karakter. Joe Pesci cool, yani işini yapan mafya babalarının lideri ve Al Pacino. Al Pacino çılgın jestleriyle karaktere oyun vermiş. Yani bu saydığımız adamlar, etrafındaki yardımcı karakterler, yer yer kalabalık sahneler, düğünler vesaire. Yani filmde gördüğünüz bütün karakterler, bu adamların hepsi sanki dünyaya bir mafya filminde oynamak için gelmişler. Bu adamların yüzüne bakıp kendiniz bir mafyayla haşır neşir olan bir şehrin içinde hissetmemeniz mümkün değil. Yani bu Joe Pesci, Robert De Niro, Al Pacino, mafya filmlerini bu adamlarla kodladığımız için bundan sonra Türkiye'de, Avrupa'da kim bir mafya filmi yapsa biz yemiyoruz. Çünkü bu adamlar bu işin babasını yaptılar. Mesela Martin Scorsese'ın Casino filmi, Robert De Niro, Joe Pesci, Sharon Stone oynadığı Casino filmi. Ondan sonra yine Sıkı Dostlar. Bunlar Martin Scorsese'ın çok sert, yine uzun mafya filmleri. Diğer iki mafya filmi gibi bu filmde The Irishman'de bir başyapıt. Filmin süresi uzun ama yönetmen mesela bir sekans var. Yani orayı izliyorsunuz, işte uzun yol sahneleri. Dönüşte aynı kadraj ve dönüşü de görüyorsunuz. Bu uzun süre içinde yönetmen yani bütün karakterlerin, ana karakterlerin dünyasına rahatlıkla seyirciyi sokabiliyor. Scorsese'ın bu filmi uzun zaman önce duyuruldu. Biz de merakla bekliyorduk. Beklediğimizin fazlasını bulduk filmde. Tabii sinemalarda gösterilmeyecek büyük ihtimalle. Gösterilse aslında sinemada izlenebilir. Bir kere de gidip sinemada görülebilir. 3,5 saat. Zaten bizim memlekette ara veriliyor filme. Sıkıntı yok. Scorsese'ın bu mafya filminde insanlar, arabalar, eşyalar her an ezilebilir. Her türlü yöntemle kafalar uçabilir. Yüksek karede, ağır çekimde. Yani böyle kan göstermemek için bulanıklaştırırlar ya. Böyle bir şey yok. Ağır çekimde kafanın dağılışı mesela. Filmde görkemli sahneler, yani başyapıt böyle oluyor zaten. Başyapıt, bir filme başyapıt diyorsak onun içinde hiçbir şeyden kaçılmamış, abartılmamış. Yani gerektiği zaman kan, şiddet var. Zaten o şiddete giden yol daha öncesinde döşeniyor. Eğer bir şiddete maruz kalacaksa karakter daha önce hikayede sizi geriyorlar ve daha sonra film kopuyor. Bir sahnede şey vardı ya, korumaya zarar gelmesin diye kafasına ve göğsüne nişan almıyor. Ama kurbanı ailesinin çocukların yanında öldürebiliyor. Değişik racon. Enteresan. The Irishman uyarlama bir senaryo. Yapımcılığını da Scorsese'la De Niro birlikte üstlenmişler. Al Pacino, Joe Pesci, De Niro bunlar tabii belli bir yaşın üstünde oyuncular ama değişik bir teknikle gençleştirilmişler. Ve hiç garipsemiyorsunuz izlerken karakterleri. Ya bunlar yaşlı oyuncular ama çok kötü gençleştirmişler falan demiyorsunuz. Filmin içinde tabii gerçek olaylara dayalı bir film. Amerikan siyaseti, iç politikasını etkileyen, tabii dünyayı etkileyen olaylar da var. Dönüm noktaları. Onlar da kullanılmış. Sprey. Gerçekten Scorsese'ın bu son filmi beklediğimiz gibi bir başyapıt. Yani 3,5 saat boyunca tamam ağır ilerliyor ama sizi bir şeye hazırlıyor. Yani bir çatışmaya hazırlıyor. Yavaş yavaş karakterlerin dünyasına giriyorsunuz. Ya 3,5 saat film mi olur falan demeyin. Eğer Scorsese sinemasını biliyorsanız, daha önce mesela dediğimiz gibi mafya tarzı filmlerini, mafya temalı filmlerini izlediyseniz sıkılmayacağınızı da biliyorsunuzdur. Zaten başrollerde dediğimiz gibi De Niro var, Al Pacino var ve Joe Pesci. Bir daha bunları üçünü hangi filmde bulacaksınız da seyredeceksiniz? Uzun film. Mesela bizim oyuncularımızdan, kıdemli oyuncularımızdan Cengiz Bozkurt bu filmi 3 saat 30 dakika, 3,5 saatlik filmi Londra'da özel bir gösterimde izlemişti. Orada da yollamıştı afişin önünde fotoğraf. The Irishman'ın. Ben de direkt mesajla kendisine bir yürümüştüm. Demiştim hocam işte 3,5 saat film orada ara verilmiyor. Oradaki insanların tepkisi nasıl? Yani telefonlarını açıp oynuyorlar mı? Perdenin fotoğrafını çekiyorlar mı? Flashla gibi sorular yönetmiştim. O da sağ olsun nazik bir insan cevap vermişti. 3,5 saat boyunca bir telefon bile açılmamış. Artı bir tek lavabo ihtiyacı olanlar bir yavaşça çıkıp geri gelmişler. Biz de sinemalarımızda tabii ki ara veriliyor bizde de insanlarımızın daha duyarlı ve basit temel kurallara uymasını bekliyoruz. Nedir bu basit kurallar? Sinemada ne yapılmaz efendim? Telefonla konuşulmaz. Pazar günü mesela adam yani telefon çalıyor böyle bakıyor. Bizde önde görünüyor adam. Alo! Yani adamı izler misin sabahın bırakırsın yani. İki kişi böyle yaptı. Sol kenarda mesela başka bir yapılmayacak olan şey. Abimiz vardı böyle. Böyle şey kademeli flash var. Bir anda patlamıyor. Tak 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 diye flash çekiyor böyle. Zaman zaman perdenin fotoğrafını çekiyor böyle. Herhalde hobisi. 15 dakikada bir böyle bir soldan bir flash geliyor böyle çak 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 çak. Efendim mesela filmin ikinci yarısında ben ilk yarısında gittim zaten dedim ki uyardım. Bunlar perdenin fotoğrafını çekiyor, video çekiyor, hikaye atıyor, konuşuyorlar birbirleriyle. Ben uyarmayayım siz uyarın dedim. Film izliyoruz çünkü.
sinemaya gittiğimiz için. Onlar da sağ olsun geldi baktılar ama filmin ikinci yarısında tam arkamda yani o karanlık sinema salonu aydınlandı efendim. Bir ablamız bir flaş patlattı. Patlatamadı pardon. Flaşı yaktı. Film perdede görünmedi ya. Kayboldu. Ortalık aydınlandı. Film kayboldu ya. Döndüm şöyle bir baktım. Ters ters yanında sevgilisi de vardı. O da utandı abimiz. Kimse artık. Sonra kapattı böyle. Ne yapıyorsunuz abi? Ne yapıyorsunuz ya? Yoktu ya böyle bir şey yok. Ayıptır ya. Neymiş sinemada kendi arasında konuşmazmış insanlar. Sessizce bir şeyler yiyip içiyorlarsa sessizce yiyip içerlermiş. Telefonla oynanmazmış. Yani telefon ışığı bir tane ışık yandım bitmiştir abi. Orada bir seyir medeniyeti yoktur. Tamam mı? Saate bile bakmayacaksın ya. Arada böyle bakarız böyle saate de. Bunu bile yapmayacaksın aslında. Adamlar 3,5 saat yok abi. Dışarıyla ilişkiyi kesiyorsun. Çünkü bir karanlık bir ortamdasın. Bir perde var. Ya onun için gelmişsin zaten sen. Bir de sinir harbi. Ne zaman sinemaya gitsem sinirleniyorum ya. Bunları görüp. Neyse efendim. Bunu da aktardık. El Fotorano sinemada The Irishman filminden izlenimlerimizi aktardık. Filmi izleyin, görün. Buradan Atalanta'ya, Bari'ye, Kievo'ya, Brescia'ya, Vicenza'ya, Milano'ya, Roma'ya, Floransa'ya, Venedik'teki gondol çetesine, Sicilya adasında hapis yatmakta olan bütün kader mahkumlarına ve tabii ki yüce tifosilere binlerce kez selam olsun. Si la vita è piena di sepite ma non preoccuparti. Se li Fotorano ma non fermerano il tempo. Grazie. Peder o kapıyı biraz açık bıraksana.